Merhaba arkadaşlar. Dersimiz Matematik video kanalından hepinize iyi günler dileriz. Yeni bir videomuzla daha birlikteyiz. Dilerseniz konumuza geçelim. Dersimizin konusu doğrusal denklemler ve test 90'la birlikteyiz arkadaşlar. Bu testimizde yine doğrusal denklemlerin grafikleri konusunda yoğunlaşmış olarak işlemeye devam ediyoruz. Birinci sorumuzla başlayalım. Yandaki şekilde verilen grafik grafiği verilen doğrular arasında aşağıdaki doğrulardan hangisi yoktur denemiş. Şimdi arkadaşlar şurada Işıklardan gidelim isterseniz. x eşittir 2 doğrusunu arayalım. x'in 2 olduğu noktadan geçen bir doğru var. Bunu işaretleyebiliriz. x eşittir eksi 2 doğrusu x'in eksi 2 olan noktasından geçen bir doğrumuz da var. Bunu da işaretleyebiliriz. y eşittir 2 doğrusu y'nin 2 olduğu noktadan geçen bir doğrudur. Ve bu da var. y'nin eksi 2 olduğu noktadan geçen bir doğru olmadığı için denizliyi işaretledik. Denklemi x eksi 2'ye eşittir 6 olan doğrunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi e, burada x'e 0 verdiğimde arkadaşlar y'nin eksi 3 olması gerekir farkındaysak. x 0 olduğunda eksi 2 y eşittir 6 olması gerektiğinden ben eksi 2'yi eksi 3 ile çarparsam 6 olur. Yani ben eğer x 0 ise yani y eksi 3 olan noktadan geçmek zorunda bu denklem. Y'nin x 3 olduğu noktadan geçen denklemi bulana kadar eliyorum arkadaşlar. İki tane no buldum. B ve D'de. Şimdi tam tersini yapıyorum. Y'ye 0 veriyorum. X eşittir. 6 çıktı zaten. X'in de 6'dan geçmesini istiyorum bu defa. Dolayısıyla cevabım B seçeneği olarak bulunmuş oldu. Evet 3. soruya geldik. Doğrusunun grafiği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Evet e, burada... X eksenine paralel bir doğrudur diyor. Herhangi bir yere paralel bir doğru değildir arkadaşlar bu. Çünkü iki ekseni de farklı noktalarda kesecektir. Çünkü e, ne x var sadece ne de y var. İkisi birlikte var. Orijinden geçebilirdi ama artı 12 olduğu için orijinden de geçmez. Başka noktalardan geçer. Y eksenine paralel bir doğrudur demiş. Bu da değildir. Orijinden geçen bir doğru olmadığını da söyledik. Her iki ekseni kesen bir doğrudur diyoruz. O da denizli. Şimdi arkadaşlar e, bizim elimizde birkaç tane şöyle yan tarafa çizeceğimiz e, eksenler olsun bakalım. Koordinat düzlemi olsun bakalım ne olacak. Evet yeri gelmişken bunlardan da bahsedelim. Tekrardan tabii ki. Şimdi arkadaşlar burada eğer biz x ekseninden geçecek şekilde y eksenine paralel bir doğru çiziyorsak bunun ismi x eşittir. x'in hangi noktasından geçiyorsa mesela burada 2 noktasından geçiyorsa x eşittir 2'dir. Ve dolayısıyla sadece x eksenini keser. Diğer eksene ise paraleldir. Yani şu kısım Y eksenine paralel olmuş oldu. Diğer bir doğrumuzsa yine Y ekseninden geçecektir ve e, aynı şekilde arkadaşlar bu noktamızda Y'nin hangi noktasından geçiyorsa şu an Y'den geçiyor farkındaysak Y eşittir iki doğrusunu anlatmaktadır ve Y'ye dik keserken X'e de paraleldir. Bir diğer doğrumuzsa arkadaşlar orijinden geçmektedir ve orijinden geçen doğrumuz iki ekseninde ee, herhangi bir şekilde kesmez. Farklı noktalarda kesmez en azından öyle diyelim. Bu doğrularımız x ve y'yi içerir. x ve y'yi içerir. işlemin içerisinde herhangi bir yerde artı ya da eksi olmak kaydıyla x ve y'yi içerir. Ancak eşitliğin diğer tarafında ya sıfır olur ya da eşitlik x ve y arasında olmak durumundadır. x eşittir. işte artı eksi y yine şöyle yazalım bu defada. Bu olabilir. Ya da kat sayıları olabilir. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. 5x eşittir işte 3y gibi ifadeler olabilir. Kat sayılarda bir sıkıntı yok. Bu e, şeklimiz tabi bu tarafa doğru meyilli olabileceği gibi eğimli olabileceği gibi. Diğer tarafa da yine aynı şekilde e, meyilli eğimli olabilir. Bunlar denklemleri grafikleri bu şekilde anlatılacaktır. Hatta tam olarak 45 derece kesiyorsa işte x eşittir eksi y x eşittir y gibi ifadelerde alabilir bu denklemlerimiz. Evet. Tabi biz e, farklı yazmış olduk ama e, x eşittir y burası olmuş oldu. Özür dilerim. Eksi y burası olmuş oldu. x eşittir y de şurası olmuş oldu arkadaşlar. Şu grafiğimiz x eşittir y olmuş oldu. İkisinin de artı ikisinin de eksi olduğu yerler aynı grafikte veriliyor. Şimdi arkadaşlar bir de her iki ekseni birden kesen grafiklerimiz var her iki ekseni de birden kesen grafiklerimiz var. Mesela şu son çizdiğimiz grafiğimiz her iki ekseni birden kesecektir. Her iki ekseni birden kesmesi demek aslında denklemin içerisinde x'in olması, y'nin olması ve ayrıca herhangi bir sayının olması. 3 gibi, 5 gibi bir sayının olması. Bu sayı sıfırın dışında bir sayı olacak arkadaşlar. Denklemde sıfır olduğunda hatırlıyorsak sadece sıfır olduğunda denklemin x ve y kat haricinde sıfır olduğunda orijinden geçiyordu. Bu denklemimiz ise arkadaşlar herhangi bir noktayı kesip geçecektir. Tabi biz burada denklemimiz için farklı ifadeler kullandığımız için burada çizim alakalı olmayabilir yaptığımız işlemlerde. O yüzden bizim buradaki denklemimizde gördüğümüz üzere hem x var hem y var hem de farklı bir sayı var. Ve en son çizdiğimiz denklemimize benziyor aslında. En son çizdiğimiz denklemimize Gördüğümüz üzere farklı bir sayı içeriyordu içerisinde. Bu yüzden her iki ekseni birden kesen doğrudur diyoruz. Doğru için. Peki. Şöyle küçültmüş olarak kalsın arkadaşlar bu yan tarafta. Ve dördüncü sorumuza geçelim biz. Kartezyen koordinat sisteminde Evet sistem olarak da bunu anlatıyor. Ee, M noktası 3A-12 ve 7 noktası ve e, Y ekseni üzerinde ve N noktası yine aynı şekilde eksi 6 virgül A artı 2 B noktası olduğundan x ekseni üzerinde olduğuna göre A artı B kaçtır? Evet soruyu biraz zor okuduk ama umarım çözebiliriz. Kartezyen koordinat sisteminde bir M ve N noktaları varmış arkadaşlar. Bu noktalardan M olan Y ekseni üzerindeymiş. Yan taraftaki şeklimizde aslında bunu alıp koyabiliriz. Şöyle yan taraftaki şeklimize bir tane daha hemen yeniden koordinat sistemi çizelim. Evet koordinat sistemlerimizi yerleştirdik. Peki m noktası y ekseni üzerinde bir noktaymış. y ekseni üzerinde bir nokta olarak işaretleyelim m noktasını. Ve m noktasının değerlerine girelim arkadaşlar buraya. 3a 127 Aslında şu kısmın 0 olması gerekir. Dolayısıyla 3a eksi 12 0 3a eksi 12 eşittir sıfırsa, 3a eşittir 12 ve a eşittir 3'e bölersem 4 olarak sonuçlanır. a'yı 4 buldum arkadaşlar. a eşittir 4. Yine aynı şekilde n noktasını anlatmış bize. n noktasını da yine yerine yerleştirelim. n noktası da x ekseninde bir noktaymış. Eksi 6'ya a artı 2b'ymiş noktamız. a artı 2b. Ve a artı 2b'nin bu defa 0 olması gerekiyor ki x ekseninde olabilsin bu noktanın. Onu da şuraya çözelim arkadaşlar. A artı 2B eşittir 0. Ben A'yı biliyorum. 4 artı 2B eşittir 0. 4'ü karşıya atarsam eksi olarak gider. 2B eşittir. Eksi 4. Her iki tarafı 2'ye bölersem. B eşittir. Çünkü ikiler sadeleşecektir. Eksi 2 olarak çıkacaktır. B sayısını da eksi 2 bulduğumdan dolayı ikisini topluyorum. 4 ve eksi 2 topladığımda ise 2 cevabını bulurum. Bu da B seçeneğinde mevcut. Evet 5. soruya geçebiliriz. Yandaki kartezyen koordinat sisteminde grafiği verilen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar birincisi bu denklem orijinden geçtiği için az önce öğrendiğimiz kurallara göre bu olabilir. Evet bu da olabilir. Çünkü x ve y var yanında herhangi bir sıfırdan başka sayı yok. x ve y var yanında herhangi bir sayı yok. 6 var c şıkkı olamaz. Bir tane şık eledim en azından. Evet diğer taraftan şimdi gelelim yine sorumuza. Sorunun içerisinde 3 verilmiş. X 3'e 2'den geçiyor arkadaşlar. Bu nokta bu doğru. 3'e 2 noktasından geçiyor. 3'e 2'den geçiyor. X yerine 3, Y yerine 2 yazdığımda 0 olacak arkadaşlar sonuç. X yerine 3 yazıyorum 6. Y yerine 2 yazıyorum. Bu da 6. 6 eksi 6 0. Cevabımızı bulduk zaten arkadaşlar. A seçeneğiymiş. Diğer şıkları denediğimizde muhakkak ki olmayacaktır ya da yanlışlık olacaktır. Ters işlem olacaktır. Burada anlatılanlar eşliğinde. Evet 6. soruya geldik. Y eşittir. 4x doğrusunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada farkındaysanız yine y ve x var. Farklı bir ifade yok. Yani orijinden geçmesi bekleniyor ki. Burada aktarılan sanıyorum ki her bir doğru orijinden geçiyor. A şıkkından çok emin olamadım çünkü biraz buğulu çıkmış burada da. Evet e, x için 1 verdiğimde y'si 4 olur tabi buradaki ifadenin. 1'e 4 A şıkkında gösterilmiş. Eğer orijinden geçiyorsa doğru ama orijinden geçmiyor gibi duruyor buradaki ifadede. O yüzden onu bıraktım. Gelelim diğer soruya C şıklara. C şıkkına bakıyorum. C şıkkı zaten sıfıra e, 0'a 0'ı göstermiş ama birbirine eşit olarak gittiğinden bahsediyor. 1'e 1 gibi gidiyor mesela burada ya da eksi 1'e 1 gibi gidiyor. Bu o yüzden bunu eliyorum arkadaşlar. Eşit değil çünkü 4 x'ten bahsediyoruz burada. x'e 4 verince 1 olur demiş. x'e 4 verelim. 16 olması gerekiyor. O yüzden d'yi de eledim. x'e eksi 1 verince 4 olur demiş. x'e eksi 1 veriyorum. Eksi 4 olması gerekir y'nin. Ancak burada 4 demiş. b'yi de eledim. Cevabım a seçeneğiymiş arkadaşlar. Demek ki orijinden geçiyormuş. Burada bir hafif yanılma olmuş. O yüzden böyle durmuş. Evet 7. soruya geçebiliriz. Evet, koordinat sisteminde A'sı, A A'ya 4 ve B 12'ye B noktaları veriliyormuş. Buna göre alan A, AOB kaç de e, birim karedir diyor. Şimdi arkadaşlar burada 12'ye B olan yer B0 zaten. A'ya 4 olansa arkadaşlar buradan A'sını bulmaya çalışalım. Evet arkadaşlar burada A'yı bulalım dedik ama bulmaya gerek var mı bilmiyorum ama bize haş lazım. Haşı veren de zaten 4 arkadaşlar burada. Yani yükseklik lazım. 4 birimlik bir yükseklik var. Taban uzunluğu ise 12 birim. E, üçgenin alanını bulmak için bu bilgiler yeterli zaten. Dolayısıyla 4 çarpı 12 bölü 2 yazıyorum. Yani taban uzunluğu çarpı yükseklik bölü 2 yazmış oldum. 2'ye bölersem 6 olacaktır. 6 kere 4 24 birim kare olarak cevaplarımı işaretliyorum 7. soruyu. Evet, 8. soruya geldik. Y eşittir x, x eşittir 10, y eşittir 0. Doğrularının sınırlandırdığı şeklin alanı kaç birim karedir denilmiş. Bunu biz yan taraftaki şeklimize iliştirelim arkadaşlar. Yan taraftaki doğruları çizelim. Evet. X eşittir y. Az önce tarif etmiştik aslında ama. X eşittir y demek. X ve y'nin her ikisinin de 1 olduğu her ikisinde 2 olduğu, her ikisinde 3 olduğu, her ikisinde 4, her ikisinde 5 olduğu gibi ya da diğer taraftan da aynı şekilde şöyle uzadığını bahsedebiliriz. x eşittir y'yi bu şekilde çiziyoruz arkadaşlar. x eşittir y doğrusu önemli bir doğrumuz. x eşittir 10. Şimdi gelelim x eşittir 10'u çizmeye. Varsayalım ki burası arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 10. Şurası olsun. Burası da 10 olsun. X eşittir 10 demek 10 noktasından geçen bir doğru demek X için. Bunu da bu şekilde çizmiş olduk. Yine bir şekil daha ihtiyacımız var. O da Y eşittir 0. Y'nin 0 olduğu noktadan geçmesi gerekiyor. Y'nin 0 olduğu nokta şurası. Buradan geçip Y'ye dik olması gerekiyor. Bunu da çizdiğimizde bu şekilde çizmemiz gerekecek. Evet bu arada sınırlandırdı. Bölge de ortaya çıkmış oldu. Evet bilgilerimizi yazalım üzerine. Burası 10'dan geçmişti. Burası 0'dı zaten. X eşittir hatırlıyorsak y idi. X'i 10 olduğuna göre y'si de buranın 10 olacaktır. Şuradaki uzunluk 10 olarak geçecektir kayıtlarımıza. Bu alanı istiyor arkadaşlar bizden. Alanı bulmak için de yükseklik yani 10. Taban uzunluğu yine 10. Böyle 2 yapacaktık. 10 çarpı 10 bölü 2. 10 kere 10 100 bölü 2 50 olarak birim kare. Şıklarımızda doğru cevabımızı işaretliyoruz 50 olarak. 9. soruya geldik arkadaşlar. Yukarıdaki koordinat düzleminde verilen ABCD karesinin iki köşesi A1'e 6 ve 1'e 3 olarak verilmiş. DCK üçgeninin alanı kaç birim karedir diye soruyor bizlere. DCK'nin şimdi arkadaşlar şuradan şöyle indirelim bir öncelikli olarak. Sonrasında şuradaki bilgileri kontrol edelim. 1'e 6, 1'e 3. Burası demek ki arkadaşlar 3 birimmiş. Y'leri çünkü 6'ya 3 olarak verilmiş. Aradaki fark 3 olduğu için burası 3 birim. Dolayısıyla burası da 3 birim. Ve şu kısım 4 olmak durumunda. Birinciydi arkadaşlar x için. X'e 3 eklersem 4. Evet. 4'e sonuçta burası da 3 arkadaşlar. Şurası da 3 özür dilerim. Yanlış yere yazdık. Şu kısım 3. Yani taban uzunluğu diyebileceğimiz yer. Yüksekliği ise bu üçgenin arkadaşlar şurasıdır. Şurası çizdiğim yer. 8'den 4 arası yani 4 birimdir yükseklik. Şöyle aşı koyduğumuzda. 4 çarpı 3 bölü 2'den buranın alanı bulunabilir. Sadeleştirme işleminin sonucunda 6 birim kare olarak bu DCK üçgenin alanını bulabiliriz. 10. soruya geldik arkadaşlar. Evet, birkaç tane doğru verilmiş. Buna göre şekildeki ABC üçgenin alanını soruyor arkadaşlar. Yine biz buradan noktaların koordinatlarını bulmaya çalışacağız ve dik bir üçgen elde etmeye çalışacağız. Mümkün mertebe dik yüksekliklerle taban uzunluklarını çarparak işlemimizi gerçekleştireceğiz. Evet, şuradaki denklemde arkadaşlar, x'e 0 yani özür dilerim, y'ye 0 verirsek x 4 çıkmış olacak. Yani C noktasının x değeri 4 olmuş olacak. Dolayısıyla sıfır olan uzaklığı 4 birimmiş. Buradan hemen yüksekliği bulmuş olduk aslında. Şimdi gelelim şuradaki uzunluğu bulmaya. Bunu bulmak için de arkadaşlar bu denklemde şu doğrunun denkleminde ki o doğrunun denklemi şurada verilmiş. x'e 0 verirsek arkadaşlar y 2Y eşittir 12 buradan da y eşittir 6 gelir ki şu uzunluk 6 yüksekliğine sahipmiş. Şimdi diğerine bakıyoruz. Diğerinde de yine x'e 0 vermem gerekiyor. Az önce Az önce ben orasını karaladığım için e, gitmişti. Şimdi x'e 0 vermem gerektiği için tekrar açtım. x'e 0 veriyorum. Eksi 2'ye eşittir 4. Her iki tarafı eksi 2'ye bölersem y eşittir. Eksi 2 cevabını bulurum ki b yazan yerde eksi 2'dir. Yani bu kısım 2 diğer kısımda 6 birim uzunluğa sahiptir. Toplamında ise 8 birim uzunluk var arkadaşlar. 8 birim taban uzunluğu, 4 birim yüksekliği var ve alanı hesaplarken 2'ye bölüyorduk. 2 ile 8'i sadeleştirirsem 4 olacaktır. 4 kere 4, 16 birim kare olarak cevaplarımın içerisinde yerini aldı. Ve bir sonraki soruya geçebiliriz artık. Yukarıdaki koordinat düzleminde verilen 2x artı y eşittir 10 ve x artı y eşittir 12 doğruları ile eksenler arasında kalan taralı bölgenin alanı ne kadardır diye sorulmuş. Evet burada biraz parçalama işlemi gerçekleştirmek gerekiyor sanırım. Evet arkadaşlar burada Şöyle bir büyük bir de küçük üçgen olarak düşünürsek parçalama işlemimizi şöyle yapalım. Bir büyük üçgenimiz yani çizdiğim eğer bir de küçük üçgenimiz şöyle çizeyim onu da tırtıklı. Büyükten küçüğü çıkarttığımda gördüğüm gibi taralı alan kalmış olacak. Dolayısıyla önce büyüğün alanı sonra da küçüğün alanı bulmam gerekiyor. Ve bunun için köşe noktalarına ihtiyacım var kesim noktalarına. X eksenini kestiği noktayı bulmak için Y'ye sıfır vermem gerekiyor. Y'ye sıfır verirsem X 12 olarak bulunuyor. Evet aynı durum Y için de geçerli. Y'ye e, bulmak için de x'e sıfır verdiğimde yine 12 olarak o da bulunmuş oldu. Bu denklem basitçe bulundu. Diğer denkleme geldiğimde ise arkadaşlar y'ye sıfır verdiğimde 2x eşittir 10 geliyor. Ve x buradan 5 gelmiş oluyor. Aynı durum y için de geçerli. x'e sıfır verdiğimde y eşittir 10 gelmiş oldu. Bu defa burası 10 oldu. Peki şimdi büyük üçgenin alanını bulalım. 12'lik olan üçgenin 12 birimi 12 birim 12 çarpı 12 bölü 2 yani 6 72 birim kare büyük üçgen 72 birim kare küçük üçgen ise arkadaşlar 10'a 5 10 çarpı 5 bölü 2 buradan da 5 kere 5 25 birim kare. Büyükten küçük çıkartacaktım hatırlıyorsak. 7 kaldı. 4 kaldı. Birim kare. 47 birim kare olarak cevabım C seçeneğinde var arkadaşlar. Evet burada testimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomuzdan faydalanmışsınızdır ve beğen butonuna tıklamayı unutmazsınız. Dersimiz Matematik Video kanalının abonesi olmayı da hatırlatarak sizlere derslerinizde, sınavlarınızda ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalınız.